Eko Türk'ten iyi akşamlar. Açık Sorular başladı. Ben Öykü Cengiz, hoş geldiniz değerli izleyiciler. Açık Sorular'ın bu akşam konu hepinizin yakından tanıdığı ve çok sevdiği bir isim. Türk müziğinin usta sesi değerli sanatçı Melihat Gülses bizlerle birlikte beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sizi bu kadar güzel bir karşılama, bu kadar güzel bir yüz... Gülümseme. Çok teşekkür ederim. Burada olmaktan memnunum. Ne kadar güzel. Esas biz çok mutluyuz burada olduğunuz için. Çünkü sizin gibi değerli bir sanatçıyı daha yakından tanıma fırsatı verdiniz bizlere. O yüzden ayrıca çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Şimdi böyle sizi ben herkes gibi çok seviyorum ve çok beğenerek dinliyorum. Sesiniz o kadar güzel, o kadar naif ve o kadar insanın böyle içini açan, huzur veren bir sesiniz var ki. Ama şimdi sizi biraz daha yakından tanıma fırsatı da buldum programa başlamadan önce. Aynı zamanda çok naif, çok mütevazı ve çok da güler yüzlüsünüz. Hayata karşı da hep böyle misiniz? Böyle pozitif misiniz? Evet, evet. Öyle olmaya çalışıyorum. Hayatın şartları çok zor belki ama neticeyi değiştiremeyeceğimize göre her şeye pozitif bakmakta yarar var. Netice değişmiyor. Pembe bulutlarla yürümek her zaman daha güzel. Böyle güler yüz çok insanı rahatlatan ve karşısındaki evet. insana böyle çok güzel enerji veriyor değil mi? Güler yüz çok önemli ve çok siz önemli. De çok gülüyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel maşallah. Teşekkür ederim. Yani onun karşılığını gördüğünüzde veya hep güzel şeyler düşündüğünüzde yüzünüzde de farkında olmadan o gülümseme beliriyor. Bazen çok dediğim gibi hayatın içinde çok zor geçirdiğimiz anlar, günler var, olaylar var. Öyle bir durumda eğer çok gerginsem ve gerçekten o an kırgın, üzgün, kötü hissediyorsam kendimi bir anda bir küçücük bebek getiriyorum gözümün önüne. Ay ne kadar güzel. Veya minik bir kedi yavrusu veya çok yaşlı bir dede, bir yaşlı nine. Onları düşündüğüm zaman içimdeki o kızgınlık duygusu da gidiveriyor. Bir bebeğin gülümsemesini düşündüğünüzde her şeyin ne kadar boş olduğunu da hissetmeniz daha kolay oluyor. O zaman daha bir pozitif hissetmeye başlıyorsunuz. Hayat çok kısa ve bu kadar üzüntüye, kedere gerek yok. Vakit o kadar hızlı geçiyor ki onun için böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Siz de böyle bulunduğunuz şu anınızdan böyle geriye dönüp baktığınız zaman ne çabuk yaşamışım, neler geçirmişim, vay be ne kadar çabuk geçmiş diyor musunuz? Tabii demez miyim? Çok hızlı geçmiş gerçekten. Ama tabii önemli olan ne kadar uzun yaşadığınız veya çok zamanın çok fazla geçmesi, az geçmesi değil, yaşadığınız ana neleri sığdırabildiniz, neler yapabildiniz kendiniz için, ülkeniz için, ne emek verdiniz, herhalde en önemli şey bu olsa gerek. Yaşadığınız hayatı nasıl geçirdiniz evet. değil mi? Evet. Ne güzel, sizden çok şey öğreneceğiz bugün ve eminim ben ya, valla, her şeyi o kadar yaşıyor. Çok sormak soracağım. İnanın ben de her geçen gün yeni şeyler öğreniyorum. Çocuklarımdan öğreniyorum, gençlerden öğreniyorum. Sizlerden daha çok şey öğreniyoruz artık bir yerden sonra. Bir yaştan sonra tamam hazır bir tecrübe, hazır bir karşılığı, bedeli olmayan bir hayat gösteriyorsunuz. Kimi oradan ders alıyor, kimi almıyor. Diyor ki ben elimi sobaya kendim değdiririm, yanarım. Kimi de diyor ki aman burada bak soba var ve çok sıcak olduğu için elini ona değdirmemen gerekiyormuş. Böyle bir tecrübe öğrendim. Onu uyguluyor. Dolayısıyla herkesin birbirinden öğreneceği çok şey var. Hayatınızı nasıl geçirdiniz peki? Daha önceki yaşlarınızda diyeyim, çocukluğunuzdan itibaren. Yani çok zorluklarla geçirdiğimi düşünüyorum. Özellikle müzikle alakalı olan kısma geçtiğim dönemden itibaren mücadele ettiğim çok şey karşıma çıktı. Ama o mücadeleler de sizi ayakta tutuyor, sizi diri tutuyor. Daha da güçlendirerek yeni olaylara karşı hazırlıyor, yeni problemlere karşı hazırlıyor. Çünkü biri bitiyor, biri başlıyor. Herkesin farklı verdiği sınavlar, farklı
hikayeleri var, yaşadıkları. Şimdi tabii çocukluğunuzda müziğe nasıl başladınız, daha sonra lise ve İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar bölümündeki evet. o sürecinizi konuşacağız ve 1981 senesiyle radyoya geçişinizde profesyonel sanat hayatınıza başlıyorsunuz ve evet. o günden bugüne zaten neler yaşadınız hep konuşacağız. Çok merak ediyorum. Muhakkak çok mücadeleli geçmiş anladığım kadarıyla ama evet. ilk çocukluğunuza dönelim isterseniz. Müziğe nasıl başladınız, nasıl keşfettiniz kendinize? Ben Konya Akşehir çocuğuyum. Hı hı. O toprakların evladıyım. Babam bir bankada çalışıyor ve müziğin çok içinde. Doğduğum andan beri herhalde o bana sürekli işlenmiş. Belki ben farkında değilim ama. Sürekli meşkler, müzikli toplantılar, işte o eskinin gezek tabir ettiği ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum bu tür meşklerin. Bu tür şeylerde, bu buluşmalarda hep ben de ailemin yanında gitmişim. Zaten çoluk çocuk gidilirdi. Bazen evlerde, bazen pikniklerde hem müzikli hem de işte sohbetli ve eğlenceli günler tertip edilirdi. Hep babamın dizinin dibinde oturmuşum. O kanun çalmış, şarkı söylemiş ve onun iki çok benim için hayatımdaki en önemli mihenk taşlarından olan iki arkadaşı, biri Kemani Kazım Palas, biri Udi Selim Demir. Onlarla birlikte üç arkadaş, zaten hiç ayrılmayan üç arkadaştılar. Biz de onların yanında böyle müzikle haşır neşir olarak başladık. Onlarla birlikte Selahattin Pınar'ın, Saadettin Kaynağ'ın birçok eserini meşk ettim farkında olmadan. Kaç yaşlarındaydınız o zaman? 6-7 yaşlarından itibaren zaman zaman bazılarını bana okutturmaya başladılar. İşte Melahat Pars'ın bir eseri, Ben Gamlı Hazan, Sense Bahar, Dinle de Vazgeç. Sen kendine kendin gibi taze bir bahar seç. Bunun gibi belki o yaş için belki ağır bile gelebilecek sözler ve melodiler ama o kadar benimsedim ki ondan sonra müziğin bir mektebi olduğunu evet. öğrendik tesadüf. Ama zaten müziğin içine doğduğunuz için kulağınız da çok aşinadır değil mi o melodilere? Tabii ki. O yüzden 6-7 yaşındaki bir çocuğun belki o şarkıyı şu anda hani söylemesi bir garipsenebilir ama sizin için çok doğal. Çünkü sürekli evet. o şarkılar söyleniyor evet, ailede. Evet, öyle, öyle. Gerçekten hele ki yaş ilerleyip belli bir şeyden sonra insan hayretler içinde kalıyor. Gerçekten ben bunu o yaşta herkes oyuncaklarıyla oynarken benim onların dibinde oturup ve resimleri var bunların. Yani babam şarkı söylerken kanun çalarak ben yerde onun yanında oturuyorum ve eşim resimle de ilgilidir müziğin yanında. Onu resmetmiştir. Kocaman bir tablo vardır evimizde, duvarımızda. Babam rahmetli işte Ahmet Tahir Köseoğlu, onunla birlikteyken çekilmiş bir resim. Onu yapmıştı eşim. Dolayısıyla işte böyle sonra İstanbul'da bir Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı kurulduğunu, bunun bir mektebinin açıldığını ve bu sınava girmem gerektiğini önerdiler. İşte hemen zaten o gün konservatuara başvuruldu. Evet, şimdi ilk müzik eğitiminizi o zaman babanız evet. Ahmet Tahir Bey'den evet. aldınız diyelim. Evet. Sonrasında lise eğitimine İstanbul'da Fatih Kız Lisesi'nde devam ediyorsunuz evet. ama o zaman da konservatuara devam İşte şöyle, konservatuvar o sene kuruldu. Ben lise 2'deydim, Fatih Kız Lisesi'nde okuyorum. Konservatuvar kuruldu ve oraya da kaydoldum. Fakat işte o dönemde müziğin çok içinde olup da bana bu zehri aşılayan babam benim konservatuvara gitmemi istemedi. Öyle mi? Neden? Evet. Eğitim almamı, başka bir meslek seçmemi, o mesleğin eğitimini almamı istedi. Müziği belki zevk için yapmam gerektiğini düşündü meslek olarak. Şimdi düşündüğünüz zaman tabii bundan 45 yıl önce neredeyse 1970'li yıllar bu sanatkar olmak bir kadın için bir meslek olarak belki de çok uygun
değildi. Yani o dönemde babamın yerine kendimi koyduğum zaman empati yaparak ona anlayış da gösterebiliyorum aslında işin gerçeği. Ama o zamanlar neler hissetmiştiniz? O zaman şimdi çok babanız üzgünüm. İlk müzik eğitmeniz aslında. Evet. Babanıza göre ve ailede istemiyor. Evet, istemiyor. Ve benim hemen konservatuarda o ilk sene çok kısa bir süreydi zaten. Ondan sonra benim konservatuarda kaydımı dondurdular ve dediler ki önce lise bitecek, üniversite sınavlarına gireceksin. İşte benim o mücadeleci yıllarım o sene başladı. Çok da aslında şey yapmadım, çok üzüldüm. Ama bir üniversite kazanmamak için elimden ne gerekirse yaptım. İşte o süreçleri ben şu anda daha çok merak ediyorum. Neler yaptınız? Yani, mesela 1976 senesinde evet, giriyorsunuz İstanbul 75-76 yılları. Üniversitesi. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Şan Bölümünü tamamlıyorsunuz. O süreçte neler yaşadınız peki? Ne güzel söylediniz. Türk Musikisi diyebilen çok nadir insan var. Çok teşekkür ederim. Hele geçen gün tesadüfen bir şeydeydik de bir dekan bey ve bir rektör bey, şimdi söylemeyeceğim, bir musiki diyemediler. Musiki ve garip garip söylemler yakıştıramadım da çok tebrik ediyorum çok sizi teşekkür bu ederim. Arada. Evet. 1976 senesinde 76 yılı girdiniz. Mecburen beni aldılar. Ben her gün ağlıyorum. Ben istemediğimi, tamam liseyi bitireceğimi, ama bu arada ben konservatuara ortaokul mezunu olarak girdim. Israrla benim orada liseyi bitirmemi istediler. Liseyi bitirdim ama sürekli okuldan kaçarak konservatuara gidiyordum. Yani o kadar bunu yaptım ki hani belki o dönemde hani zaten öğrencilerin çok şeyinde vardır bu okul kırmaklar filan hep konuşulur ya yani kaçamaklar şunlar bunlar. Bunlar belki de tabii yanlış şekillerde olmamak kaydıyla doğal olarak düşünülebilir. Ve bizde de Fatih Kızsesi'nde de kaçıp da mesela bir erkek arkadaşıyla buluşan veya bir yere giden piknik yapmaya şuraya buraya arkadaşlarımız vardı. Ama ben direkt hiçbir şey düşünmüyordum müzikten başka. Sadece konservatuara gidiyordum. O dönemde işte rahmetli Halil Karaduman, Hasan Esen, bunun gibi daha önceden müzik bilen arkadaşlarımız mutlaka okulun kantininde fasıllar falan yapıyorlardı. Onların yanına gidip formalarımla oturup onları izlerdim, onları dinlerdim. Gözlerim yaşara yaşara. Neyse neticesinde okul bitti. İşte üniversitede de ne kadar istememe rağmen bir şey kazanmayayım diye bir yerlerde tuttu. Fakat çok ısrarla ben konservatuara gitmek istediğimi babama söyledim. Yani çok zorladılar beni ama neticede bir şekilde konservatuara gitmeyi zaten hedeflemiştim, kabul ettirdim. Tabii ben ortaokuldan sonra lise olarak tekrar konservatuarda 3 sene lise okudum. Sonra da yüksek bölümünü bir okudum. 8 sene süren bir eğitimim oldu. Bu arada tabii okul yıllarını aştıkça, tabii okulda da bir ses kısıklığı, ses ameliyatları, sesimi kaybetme gibi bir takım şeyler yaşadım. Nasıl oldu? Peki bunlar o da, sağlık problemleri da beni, girmiş. Bir şan hocasının, yani benim şan hocamın yanlış bir teknikle beni çalıştırmasından ve benim yanlış şekilde eser okumam, tekniği doğru düzgün alamamış olmamdan kaynaklanan bir ses kısıklığı. Sonrasında işte bir sıkıntılı süreç yaşadım. Onları da atlattım. Onlarda da büyük mücadelelerle onları da şey yaptım. Bu arada babam tabii çok mutluydu. Benim yani çok sıradan bir artık onun kafasında yarattığı o meslek nasılsa böyle bir şey olamayacağım ve bir devletin bir sanatkarı olmak için hedeflerimin olduğunu hissederek
rahatlamıştı biraz. Sonra zaten radyoya girmemle elinden radyoyu düşürmez oldu. Evet, şimdi radyo sürecine gireceğiz ama şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuduğunuz zaman eşinizle tanışıyorsunuz değil mi? Necip Gülses eşiniz. Konservatuvarda tanışıyorsunuz. Çok yakın arkadaştık. Evet, konservatuvarda tanıştık. Aynı dönemde girdik. Ama şan bölümünü bitirdim ben. Şan bölümü 8 sene süren bir bölümdü. Necip 4 senelik temel bilimler bölümünü bitirdi. O çünkü liseden sonra girmişti. Dolayısıyla o benden önce mezun oldu. Tambur öğretim görevlisi, bir asistan olarak İhsan Özge'nin yanında çalışmaya başladı. Sonra da bizim derslerimize girmeye başladı. Bu arada bizim o çok yakın arkadaşlığımız biraz duygusallaştı. Ve işte önce hocam sonra kocam oldu esprisi çıktı o dönemlerde. Ne çok anınız vardır birlikte değil mi? Çok, böyle en unutamadığınız güzel. Var mı böyle şu anda hemen aklınıza gelen sorsam? Vallahi çok anılar var. Ama şey olduğumuz zaman yani okulda birlikte, daha sonra evde birlikte bu çok farklı bir duygu. Yani eşlerin aynı işi yapması hani çok sakıncalı falan derler. Her gün aynı yerdesiniz. Biz hiç onun sakıncasını görmedik. O dönemde öyle. Nişanlıyken de, daha sonra evliliğimizde de hep beraber o müzik çalışmalarını yaptık. Hep paylaştık. Şimdi aslında çok güzel bir yere değindiniz. O zaman o parantezin içinden birazcık devam edelim. Hep evet derler aynı eşlerin aynı yerde çalışması, ilişkileri daha çıkmaza sokar ya da çabuk tükenir bazı şeyler. Ama siz öyle olmadığını açık açık söylüyorsunuz. Evet, o dengeyi mesela nasıl kurdunuz? Demek ki öyle olmayan evlilikler de var. İlişkiler yıpranmayabiliyor ve tabii güzel bir şekilde devam da edebiliyor. Bu arada Allah başlasın, çocuklarınız da var. Oğlunuz Kanada'da değil mi? Resim eğitimi alıyor. Kızınız daha 20-25 gün oldu. Kemençe sanatçısı TRT'de. Evet, Alihan'ı Kanada'ya yolladık. O animasyon üzerine bir eğitim almak için gitti. Kızım yine bizim bitirdiğimiz İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı çalgı eğitim bölümünü bitirerek klasik kemençe, İstanbul kemençesi sanatkarı olarak şu an TRT'de görev yapıyor. Ne kadar güzel, aile boyu sanatçı. Evet, maaile hizmet ediyoruz. Maaile sanatçı. Şimdi az önceki sorum araya girdi, fotoğrafı görünce hemen böyle değinmeden geçmek istemedim. Nasıl sağladınız mesela bu ilişkinin böyle canlı kalmasını, bu şekilde devam da edebileceğini nasıl sağladınız? Yani burada zaten müşterek bir şey var müzikte. Yani evde ki o beraberlik sizi dışarıdaki o çalışmalarda da tamamlıyor. Bu ilişkilerin bırakın müzikle veya da işte işte birlikte olmanın kolay mı zor mu olduğunu veya nasıl olacağını ben şöyle düşünüyorum. Asgari müşterekte anlaştığınız müddetçe evlilikte de arkadaşlıkta da anne evlat ilişkilerinde dostluklarda çok önemli bunun neticesinin başarı olması. Siz iki adım geliyorsanız karşınızdakinin de o şekilde size yaklaştığı anda bütün problemlerin çözülebileceğine inanıyorum. Bir de şu yani bir an gelir problemler yaşayabilirsiniz. Peki derseniz karşınızdakinin dediği olmuş olur. Anlayış. Veya da o peki derse bir kerelik de böyle bir durumda kaybedecek neyiniz olabilir? İnatlaşmanın hiçbir manası yok. Biz konser repertuarlarımızda bile zaman zaman karşı karşıya geldiğimiz anlar oldu. Düşünün bir konser yapacağız. Enstrümanların eşim mesela daha kalabalık bir enstrümandan yanadır. Ben daha az enstrümandan yanayım. Neticesinde yani çok çatıştığımız anlar olmuştur. Ama biz hiç saygıyı bugüne kadar yitirmedik. Hiç birbirimize yani kıracak, incitecek şeyler söylemedik. Bu konu bile bizim için çok ciddi bir konu aslında. Yani biz
aman canım onun dediği şarkı oluversin. Ben 5 istiyorum saz sanatkarı, o 20 istiyor, aman o oluversin de diyemem. Benim için çok önemli. Dolayısıyla biz iyi kötü bir yerde buluşup bu işi çözdük. Her konuda da böyle çözüldü. Yani birlikte olmak bize daha çok güç verdi aslında. Ne kadar güzel, maşallah. Uzun yıllar daha Allah size bu güzel çok birlikteliğinizi sürdürmeyi nasip etsin. Anladığım kadarıyla ne kadar çok bir arada olduğundan ziyade birlikte olduğunuz sürecin ne kadar çok paylaşımlı olduğu ve karşılıklı saygı ve anlayış. Aynen formülü öyle. Bu. Aynen öyle. Peki, çocukluğunuz nerede geçti? Çocukluğum farklı sorayım. İllerde farklı geçti. Farklı illerde geçti, evet, değil mi? Akşehir, Konya. İlkokul ortalarında Antep, Gaziantep. Oradan Nevşehir, Nevşehir'den İstanbul ve dolayısıyla İstanbul'da konservatuar yılları başladı. Sonrası İstanbul Radyosu. 1981 radyoya geçişiniz nasıl evet. oldu? Peki sınava girdiniz değil tabii, mi? Tabii tabii. Çok, o da farklı bir heyecandır kesin. Stajyer sanatçı olarak girdik biz 81 yılında. İşte Filiz Şatıroğlu, Aytaç Ergen, Sami Aksu. yani o dönem Esma Başbuğ, Asuman Aslım birçok şey stajyer sanatçı olarak ve de yaklaşık 15-20 sene sonra açılmış bir sınavdır bu. O arada hiç sanatçı alınmamış radyolara. Sadece İstanbul için söylemiyorum. Bütün radyolara ve stajyer girdik birçok sınavlar. 2 sene staj gördük. İşte orada konservatuar yıllarında tabii birçok hoca tanıdık. Birçok kişiyle çalıştık. Tülün Korman, Bekir Sıtkı Sezgin, benim canım hocam Nurlar'da yatsın. İşte o kadar çok sanatçıyla ve hocayla beraber olduk. Radyoya geldik stajyerken Alaaddin Yavaşça. Bizim tabii başımızın tacı, yeni kaybettik. Canımız hocamızı. Allah gerçekten iyi ki bizi onunla bu dönemde karşılaştırdı. O kadar çok şey öğrendik kendisinden. Benim için çok değerlidir. Bir babadır, bir hocadır ama her şeydir yani öyle söyleyeyim. Ve benim gibi bütün bugün eğer bir yerde bir meslek sahibi yetişmiş biri varsa mutlaka Alaaddin Yavaşça canım hocam ona dokunmuştur. Rahmetle anmış olduk. Evet, çok değerli evet. bir sanatçıydı. Peki Alaaddin Yavaşça'nın sizin için meslek sanat hayatınızda en unutamadığınız nasihatı neydi? Şöyle Alaaddin Yavaşça sadece bir konuda verdiği bir nasihat değil, onun hayatının hayat felsefesi, onun yaşam evet. tarzı, onun hocalığı, bestekarlığı, şefliği, evindeki meşkler ve de sadece böyle kalmadı. Yılbaşı geceleri evinde olmak kaydıyla. Ben mutlaka hele son tabii hastanede kaldığı süreç değil ama ondan önceki 3-5 sene önceki dönemde her yılbaşı mutlaka bir tepsi hazırlardım. İçinde işte küçük Allah ne verdiyse bir takım yiyecekler, bir takım şeyler onunla giderdim saat 11 civarı. Önce onlar beni bilirlerdi yılbaşı gecesi gideceğimi. Oturduk onlarla sohbet ederdik. Onların yeni yılını kutlardım. Resimler çektirirdik. Bir yarım saat, bir saat sonra evime gelip evimde çocuklarımla yeni yılı kutlardım. O meşklerde evinde hep olduk. Bütün talebeleri, bütün çocukları. Yıllarca seyahatlerde birlikte olduk. Yani öyle bir şey ki hayatın birçok konusunda ondan çok şey öğrendim. Ve öyle bir şey, bir güzel bir anıdır bu benim için. Kıbrıs'a gittik, Akdeniz Üniversitesi yılın sanatçısı ödülü verdi bana. Ve ben dedim ki, buraya ben hocamla gideyim. Bu teklifi yaptım, hemen kabul ettiler. Onları da aldık. Hem
2-3 gün orada tatil yaptık. Hem de o sahnede ödülümü alırken hocam yanımdaydı. Bu benim hiç unutamayacağım bir şeydir. Ne kadar güzel. Siz böyle anlatırken film gibi gözümün önünden geçiyor. Evet, öyle güzel öyle anlatıyorsunuz yaşıyorum. Ki gözlerinizin İnanın. İçi parlıyor anlatırken. Ay, ve o bana ederim. Geçti. Evet, şu anda da ekranlara da getiriyoruz böyle sahneden. Çok güzel canım, bir canım. Anınız. Evet, bu Üsküdar Belediyesi Hilmi Türkmen Bey'in misafir ettiği bir gündü. Hocamın yaş günü kutlandı o gün. 1 Mart hocamın yaş günü. Her sene kutladık. Her sene o kadar doğal evlatlarıyla bu günü yaşardı ki. Giderdik evine, ben giderdim daha önceden. Bütün herkesin adına bakayım bir çaktırmadan evde ne eksikleri var. Hocama çok böyle özel bir şeyler olsun filan diye. Otururken böyle bakınırdım yani hocama ne hediye alalım. Bir de her şey olan bir insan. O kadar her şeyin en güzelini şey yapan bir insan. Ama yine de ben bir şey bulurdum. Ve bir yaş gününde bir yatak seti, ne denir ona? Her türlü örtüsü, yorganı, her şeyi uyku seti söyleyemedim. Ve de onu biz gittiğimiz mekanda kapatmıştık önceden. Masaları birleştirdik ve ben o yatağı oraya kurdurdum. Evet, kurdurdum ve hiç unutmuyorum. İkisinin böyle Ayten ablayla hocamın orada ne kadar büyük, ne kadar güzelmiş bu yatak örtüsü falan deyip böyle bütün çocuklarıyla, evlatlarıyla birlikte o günü hiç unutamam. Ne kadar güzel. Çok güzel anılar var. Bir kez daha rahmet ve saygıyla evet. Anmış olduk. 1 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Bekleriz. Çok değerli onun bir yanında daha söyleyeyim. Olan. 1 Mart. 1 Mart Atatürk Kültür Merkezi'nde hocamızın yaş gününü kutlayacağız. Çok önemli sanatkarlar. Yine onun dokunduğu, talebesi olduğu birçok sanatkar var. Bekleriz dinleyenlerimizi. Ne kadar güzel, seve seve. Sohbetimize devam edeceğiz. Radyo zamanına döneceğim tekrar. O ilk sınav heyecanında neler yaşadınız konuşacağız. Önce kısa bir aramız var. Aramızın ardından sohbetimize devam edeceğiz. Aranın ardından açık sorular devam ediyor değerli izleyiciler. Türk müziğinin efsane sesi değerli sanatçı Melahat Gülses'le sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi araya gitmeden önce radyo 1981 senesinde radyoya sınava giriyorsunuz radyoya başlamak için. Hangi şarkıyı söylemiştiniz? Tabii konservatuarlı olduğumuz için şarkımız Son Aşkımı Canlandıran En Tatlı Hayalsin diye. Yine Bekir Sıtkı Sezgin'den geçtiğim çok özel bir şarkıydı. Vallahi o kadar çok sınav, o kadar çok şarkı. Hani bir şarkıyla, iki şarkıyla falan olmuyor tabii. Doğru. Birkaç şarkı okumanız icap ediyor. Çok heyecanlanmış mıydınız peki? Tabii ki. Çok heyecanlanmıştım. İki sınav olmuştuk. Sonra başka sınavlar tabii. Hele ki o iki senelik staj yaptıktan sonra ki sınavlar çok daha zordu ve birçok arkadaşımız elenmişti yani o sınavlarda. Şimdi böyle sizin o kadar güzel bir sesiniz var ki maşallah böyle insana dinlerken huzur veriyor. Özellikle Canımın Ta İçisin Sen benim en çok sevdiğim şarkılarınızdan bir tanesi gerçekten. O eseri dinlerken böyle kimi zaman böyle sakinlemek istediğim zaman böyle açıp ışığı kapatıp dinlediğim çok olmuştur aslında. Teşekkür ederim. Bazı şarkılar çok benimsendi. Sesimde çok hayat buldu belki de. Yani çünkü onu hissetmek benim için de öyle. Ben de o şarkıyı o eskilerden Selahattin Pınar'ın dediği gibi eseri teninize giymek bir elbise gibi. Yani ben de bunu böyle hissettiğim zaman o şarkı bir yere varıyor. Çünkü onu dinleyen de aynı şekilde hissediyor. Siz nasıl teninizde hissediyorsanız söylerken de o karşı tarafa geçebiliyor. İşte çok aşığın var diyorlar, yalan da yeter bana. Çok benimsendi özellikle gençlik tarafından. Günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim.
bu Hint mihracesinin kızı Anarkali'nin hikayesi. Yani belli şarkılar. Sizin en çok severek söylediğiniz, muhakkak bütün eserleri çok severek söylüyorsunuzdur ama böyle çok kendinize ait hissettiğiniz bir eser var mı? Söylemekten çok keyif aldığınız, her bana, defasında aslında aynı keyfi aldığınız diyerek yani, sorabilirim. Yine Alaaddin Yavaş hocamın ne bildim kıymetin, ne bildim kıymetin, reva mı şiddetin, reva mı hiddetin, zulmeden sen misin, bilmem ki ben miyim, kader mi, tali mi, ayar mı, acep kim? Bu eser beni hep kıymet bilmenin, vefanın, sevginin, paylaşmanın çok önemini hissettiren bir eser. Bir de belki serbest olması, biraz ritim içinde değil de serbest icra edilmesi. Bu ve Günaydınım Nar Çiçeğim benim için çok özel eserler. Şimdi az önce de belirttiğim gibi sizin böyle çok naif, çok insana huzur veren bir sesiniz var dedim ama şimdi ben bir dinleyici olarak... Her yorum tabii ki muhakkak niye bir Melihat Gülses bir tane var zaten onu konuşuyoruz aslında ama aynı şarkıyı farklı yorumculardan dinlediğiniz zaman o aynı lezzet olmuyor. Daha sakin de söylenebiliyor. Belki daha naif de söylenebileceğini aslında siz gösterebiliyorsunuz. O yüzden şunu sormak istiyorum. Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Türk müziği gerçek anlamda nasıl icra edilir? Şimdi zaten eğitimin bu kadar 8 senelik bir eğitim var. Bu çok büyük bir miras, büyük bir kültür. Bu sanatın eğitimini alan insan ancak doğru bir şey ortaya koyabilir. Bu doğruluk nedir? Öncelikle dilimiz. Zaten bir ülkenin kültürü tamamen dili, işte müziği, sanatı içeren bir şey. Bunları aldığınız zaman ülkenin hiçbir kendini ifade edebilecek bir şeyi kalmaz. Şimdi biz müzikten yola çıkarak gidiyorsak, dediğim gibi Türkçeyi bir kere son derece düzgün icra etmek gerekiyor. Eğitim aldığınız çerçevede temiz icra etmek gerekiyor. Yani şu müzik iyi, bu müzik kötü, bu... Türk müziği sevmem, halk müziği şöyle, işte batı müziği, pop müziği, bunların hepsini bir tarafa bırakın. Temiz müzik olmasıdır doğru olan. Temiz müzik nedir? Yani size ruhunuza şifa veren müziktir. Sizi yıpratan, bulandıran, sizi daha çok bir takım kötü şekilde etkileyen müzik değil, sizi rahatlatan, o anda şifa niyetine... yediğiniz bir ilaç gibi ruhunuza iyi gelen müziktir. Hep bu örneği veriyorum. Yine bir sanatçı büyüğümden öğrenmiştim. Bozuk bir yemek yediğimizde nasıl midemiz bozuluyorsa ve sonu kötü oluyorsa o zehirlenmenin, burada da farkında olmadan sizi o temiz olmayan, o gürültülü, o sıkıntılı müzik hasta ediyor. Dolayısıyla sakin okunması zaten müziğimizin özelliği, yani kendi müziğimizin bağırarak, çağırarak okunan bir tarzı asla yok. Geleneğimiz zaten bugüne kadar gelmiş, birçok örnekleri var. Bu son yıllarda böyle bir arabesk okuma tarzı Türk müziğinde çok oktava çıkmak, aşırı bağırarak şarkı söylemek ama farkında olmadan insanların da bunun sanki çok matah bir şeymiş gibi oktava çıktı, avaz çıktığı kadar bağırıyor, alkışlar, evet. Kıyametler. Dolayısıyla çok yanlış. Bu değil. Bunu bilen insan... İkisini ortaya koyduğunuz zaman, ikisini de dinlettiğiniz zaman zaten bunu algılayabilir ama bilmeyen insan için zaten bu alıp başını gidiyor ve ekranlarda, işte konserlerde insanların bu müziği
gidip dinleyebilecekleri, şifa bulacakları evet. ortamlarda tersi bir durumla karşılaştıkları takdirde sanki doğrusu buymuş gibi algılıyorlar bu sefer. Bu örnekler çoğalırsa ancak onlarda neyin doğru neyin yanlış olduğunu algılayabilir. İnşallah birazcık daha çok Türk müziği, daha çok doğru müzik veya da herhangi bir müziğin bile dediğim gibi temiz olanı. Evet, aslında esas mesele biraz da sözleri hissetmek değil mi? Sözler çok önemli zaten. Siz şarkıları... Türkçe dedim, o evet. Türkçedeki şeyin tabii bunun da altını çizmek gerekirdi, sözünüzü kestim. Yani ben aşkı ilk defa sende tanıdım. Seninle yaşadım ilk heyecanı. Hiç gül koklamadım senin üstüne. İnan ki bu aşkların en güzel yanı. Geçmez diyorlardı bir çiçekle yaz. Seninle yaşadığım bu kaçıncı yaz? Eğer çok yürekten severse insan, her mevsim yaz olur, hiç keder kalmaz. Şimdi böyle bir güfte, Hüsamettin Olgun'a da selam olsun buradan. Onun bir güftesi, Necip Gülses'in de bir şarkısı, bir nihavent eser. Bunu hissetmezseniz bu karşı tarafa geçemez. Bu şarkıyı çok iyi sözünü hissedip, kederse keder, sevinçse sevinç, aşksa aşk, ilk defa ise ilk defa. Yani bütün bunları hissettiğiniz takdirde sözü zaten güfte yazan çok güzel yazmış. Besteleyen son derece o eseri o da tenine giyerek bestelemiş. Yorumcu onun anlamı da onu güzel yorumlamak. Herkes de yorumcu olamıyor onun için. Evet, kesinlikle. Herkes de yorumcu olamıyor. Söylerken yaşatmak ama öncesinde siz yaşıyorsunuz evet. ve bizlere de yaşatıyorsunuz. Peki müzisyen olmasaydım diye hiç düşündünüz mü hayatınızda? Çok. Yani müzisyen yeniden doğsam yine müzikle uğraşmak isterim ayrı. Ama eğer müzikte bir yere... bir meslek edinememiş olsaydım, çocukluğumdan beri hep bebeklerime elbiseler diker, hep işte modayla veya da ev, her gün annemin evinde mesela çocukluğum, genç kızlığım, onun evini dekore etmekle geçerdi. Hem onu çok mutlu etmeyi seviyordum, hem de evdeki o değişiklikler, o dekorasyon, çiçeğin orada duruşu oraya koyup oradan bakıyorum. İşte bu tarafa, şimdi evimde de aynıyım. Sürekli bir değişiklik, sürekli bir yani ya dekoratör olabilirdim ya işte bir modacı, bir stilist olabilirdim. O zaman hemen sorayım çünkü sizin tabii böyle sakin sesinizle yorumladığınız eserler, müzikal çalışmalarınızdan haricinde, bu çalışmalarınızın haricinde sahne kostümleriniz de sevenleriniz tarafından çok beğeniliyor. Çünkü çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Kendiniz mi seçiyorsunuz, kendiniz mi hazırlıyorsunuz diye soracaktım aslında. Tam zamanında denk geldi. Şu anda hele tamamen kendim her şekilde hazırlıyorum. Ama yıllarca şu bundan işte 10 sene evveline kadar Cemil İpekçi sağ olsun beni giydirdi. Onun kostümleri benim kendimi bulduğum, içinde çok mutlu olduğum, çok rahat hissettiğim kostümlerdi. Başka bir şey giyemiyordum zaten. Hep o farklı bir tarzım vardı ve onu da sahnede Cemil Bey'in kostümleriyle tamamladım. Onun o güzel kaftanları modernize edilmiş. Hatta ilk kostümümü dün gibi hatırlıyorum. Böyle gök mavisi ama gök renginin en açık olduğu bir mavi. Bir Fransız sopranoyla Aya Irini'de bir konser. Schubert Şevki Bey konseri. Schubert'in eserleri okunacak. Bir Fransız soprano, ben de Şevki Bey'in eserleri. Birlikte ben Schubert okuyacağım, gelen soprano işte Şevki Bey okuyacak filan. Çok büyük hocalar gelecekler izlemeye. Oraya bir kostüm getirdi Cemil Bey, yardımcılarıyla gönderdi. Ben hayatımda bu kadar
bir kuşlar gibi uçarak sahneye çıktığımı hatırlamıyorum. O günü hiçbir zaman unutamam. Çok da özel bir konserdi Aya İrini'de. Çok önce tabii 25 yıl en az. Kostümünüzü saklıyor musunuz? Hayır, kostümleri veriyordu. Sonra alıyordu, tekrar geri iade ediyordum. Ama o kadar çok bana da kostüm dikmiştir, vermiştir. Benim için çok özeldir Cemil İpekçi. Peki böyle sahne kostümleri de şu aralar biraz konuşuluyor gündemde, biliyorsunuz biraz magazin basınında yer alıyor. Evet. Nasıl bakıyorsunuz? Bir sanatçının kendisini sahnede en iyi ifade ettiği yer aslında. Herkes istediği şekilde kendini nasıl iyi hissediyorsa o şekilde mi giyinmeli? Şöyle bir şey, tabii ki sahne başka bir şey. Sahneyi günlük hayatın dışında tutmak gerekiyor. Tabii ki yine de bir dozajı olduğunu düşünüyorum. Sanatkar sahnede özgür olmalı. İstediği her şeyi orada yapabilmeli ve sahnesinde bunu gösterebilmeli. Bu düşünceden yanayım. Ama bazen hakikaten çok uçuk kaçık bir takım şeylerle karşılaşılıyor ve bu da hakikaten biraz o çizginin dışına çıkılıyor ve hoş karşılanmama ve bu kadar konuşulma nedeni de o. Bir taraftan hak vermeye çalışıyorum. Sahnedir diyorum. Oraya, sadece o sahneye, o sahnenin hakkını veren sanatkarın arzu ettiği şekilde çıkması gerekir. Oraya giden de bunu kabullenerek gitmelidir. Ama bir yerden sonra da Türk insanı, Türk insanının yani o çizgisini de çok aşmamak gerektiğini düşünüyorum. Peki, biraz da şu andaki müzik sektörünü konuşalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz şu andaki müzik sektörünü, piyasadaki şarkıları? Yani biraz daha böyle kendimize dönmeye başladık. Çünkü artık daha kötü ne olabilir diye bilemiyorum. O kadar kötü olduk ki her şekilde dibe vurduk. Şimdi yavaş yavaş, tabii bu belli bir kesim için değil. Türk müziğinin takipçileri tabii ki çok var. Bu belki ekranlarda görünmüyor. Çünkü Türk müziğine veya işte halk müziğine, Türk müziği benim için halk müziğini, tasavvuf müziğini ve kendi Türk sanat müziği denilen, benim çok tasvip etmediğim ama bütün bunların hepsini içeren müzik. Türk müziği benim müziğim, ülkemin müziği. Dolayısıyla bu Türk müziği nedense hiçbir kanalda yer bulmuyor. İşte olması gerekir. Türk müziği programları eskiden çok vardı. Sanatkarların solo konserleri, işte şimdi belki birkaç kanalda, o da popüler olan sanatkarların sahnede yaptığı şovlar sergileniyor. Ama bir de bu işin bir de gelenekseli var. Yani bir de Türk müziğinin gerçekten sanat tarafını gösteren kısmı var. TRT. TRT Müzik buralarda gerçekten, hele ki son 1-2 senedir, bu sene çok özel programlar, son derece güzel, keyifli dinletiler yer alıyor. Bunun takipçisi çok. Ama popüler hayatın içinde artık gerçekten görmekten usandığımız, dinlemekten rahatsız olduğumuz müzikler, hele Türk müziğine falan dokunurlarsa bu daha çok iç açıcı bir, iç karartıcı bir duruma gelmişti. O kadar konservatuarlarda, derneklerde, vakıflarda gençler yetişiyor ki bunlar birazcık daha temiz müzik yolunda çok güzel yol alıyorlar. Ve güzeli ve doğruyu verdiğinizde de üniversite gençliği onu sahipleniyor, inanın. Bir ince sazla yaptığımız, evet, Eylül Şarkıları albümü, benim yine Necip Bey'le yaptığımız, Ceyhun Çelikten'in yönetmenliğini yaptığı Beyaz Köpükler albümü, bunlar gençlere o kadar ulaştı ki gençler aslında güzeli ve doğruyu sunduğunuz zaman onu alabiliyor. Gençler çok seviyor onun sizi. Haricinde. Farklı, evet, bir bağ var aranızda, evet, değil mi gençlerle? Çok güzel bir şey yakaladık. Üniversite konserleri yapıyorum. O dolmuyor dedikleri, gençlerin dinlemiyor dedikleri konserler çok
fazlasıyla doluyor. En son bir Erciyes Üniversitesi'nde Kayseri'de bir konser yaptık. Yani sığmadık salona, dönenlerin haddi hesabı yok. Bu çok önemli. Gençler Türk sanat müziğini biliyorlar değil mi? Tabii ki onu, ama iyi ve temizi alıyorlar. Diğerinde Türk müziği dinlemiyorlar. Dinlemesi gerektiklerini alıyorlar. Onun haricinde başka müzik türlerini de zaten dinlemeliler. Yani her türlü müzik dinlemeliler. Buna hiç karşı gelinmemesi gerekiyor. O yaşta her tür müzik onlar için olabilir. Türk müziğinde de iyi ve doğru temiz olanı kavruyorlar, çok beğeniyorlar. Siz kimleri severek dinliyorsunuz peki? Tabii çok çeşitli sanatkarlar tabii var. Ama ben özellikle Türk müziği camiasının içinde yine bu eğitimi alıp en doğru şekilde kendini ortaya koyan çok önemli isimler var. Belki halkımız tarafından bu önemli isimler çok fazla bilinmeyebilir ama Türk müziğini takip edenlerin en önde hissettikleri isimler. İşte Münip Utan'dı. Bugün hala çok değerli. İşte gençlere geleyim. Çiğdem Yarkın. Çok özel bir ses. Gül Yazıcı. Elif Güreşçi. Alp Aslan. Melda Kuyucu. Esra İçöz. Yani şu anda Mehzen, yani birçok aklıma gelmeyen isimler beni affetsin. Onların hepsi benim hakikaten canım ciğerim ve ben çok seviyorum gençleri. Genç sanatçıları çok seviyorum. Bu arada pek çok yeni isim eski şarkıları derlemeye başladı. Tabii sadece Türkiye genelinde değil, dünyada da aslında böyle ki. Ama son yıllarda müzikte eskiye özlem mi arttı? Ne dersiniz? Her zaman eskiye özlem var. İnanın daha da artmış olabilir. Dediğim gibi o eskinin kalitesine dönmek veya onu özlemek çok güzel. Yani bu tür çalışmalar çok yapılıyor. Bunların içinde de iyisi de kötüsü de olabiliyor. Ama olsun, yenilikler veya değişiklikler her zaman güzeldir. Hepsine açık olmak gerekiyor. Çok fanatik olduğunuz zaman kaybediyorsunuz. Biraz özgür bırakmalı sanatkarlar. Mesela yıllar öncesi ben TRT'de çalışırken yasaklarımız vardı. TRT sanatkarı, tamam TRT gibi bir devletin kuruluşunun sanatkarı ama sanatçının yasağı olmamalı. Ama sanatçı da kendini bilmeli. Sanatçı da nerede ne yapacağını, nerede duracağını bilebilmeli. Eğer o aldığı eğitim doğrultusundan çıkıp da başka yerlere yöneliyorsa, tabii o zaman o sanatkarlar için yasak belki gerekebilir. Ama özgür olmalı sanatkar. Evet, şimdi ufak ufak programımızın artık sonuna geldik. Öyle mi? Sormadan... Evet, çok geçti. Sormadan geçmek istemiyorum. Bir ara Kaya'nın vokali olarak da çalıştığınız bir dönem çalıştım, var. Çalıştım tabii. Değil mi? Eurovision maceranız var. Evet, hatta. Evet. Nasıl bir araya geldiniz? Şöyle çok kısa bahsedelim mi biraz? Yani Kaya'nın o zamanlar kendini kabul ettirmeye çalışıyordu. Bizler zaten çok gençtik, 17-18 yaşlarında. O da meşhur olmaya çalışıyordu o zaman. Kayahan Eurovision'a katılacak. Orada belki ismini duyurabilir. Ve bir iki o tür çalışmasında, sahnede falan değil de o tür çalışmasında onun hem dans grubunda hem de vokalisti olarak beraber olmuştum. Tabii sonradan bundan büyük onur duydum. Nurlar içinde yatsın. Allah'ın bu ülkenin Allah'ın yine yetiştirdiği çok özel çok isimlerden biri. Evet. Yani benim için de çok büyük kazanç oldu onunla birlikte olmak. Kendi tarzınızın dışında da tabii ki müzikle ilgileniyorsunuz değil mi? Söylemekten keyif alıyorsunuz. Tabii ki. Çok türkü okumayı çok seviyorum mesela. Türküler benim için çok önemli. Zaten dediğim gibi Türk müziğinin içinde zamanı geliyor ilahi okumayı çok seviyorum. Okuduğum bazı ilahiler var. Zamanı geliyor bir Sezen Aksu şarkısı okumayı çok seviyorum. Bunlar çok doğal. Yeter ki dediğim gibi temiz ve doğru olsun. Biraz özgürlükçü olmakta yarar var. Neticesinde
Hepsi Türk müziği. Hepsi evet. Benim müziğim. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Böyle sizi daha yakından tanıma fırsatı verdiniz. Aslında programımız belli bir süre içinde bitmek zorunda olduğu için aslında konuşacak o kadar çok konu var. Olsun. Bu kadarı da yeter. Sonra yine kısmet olur. Yine beraber oluruz. Her zaman bekleriz. Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel bir ortamdı. Güzel sohbet ettik. Bizi dinleyen herkese de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ben de tekrar çok teşekkür ederim. Sizi tanımak çok büyük bir onurdu. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, Açık Soruları bu akşam noktalıyoruz. İzlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar.